Az TV ekranlarından, Sağlık Hattı programından, güzel bir bahar sabahından merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konu, BM Medical Park Hastanesi uzman klinik psikolog Sayın Gözde Nilüfer. Kendisiyle bugün bahar depresyonunu konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan kodu ile 261 1188 ve 261 1199 numaralı telefon hattını arayabilirsiniz dedikten sonra hemen konuğuma dönmek istiyorum. Gözde Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Böyle çok güzel bir bahar günündeyiz aslında. Güzel bir bahar sabahındayız. Siz de tam baharın renklerinde ışıl ışıl cıvıl cıvıl programımıza renk kattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben öncelikle teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bahar depresyonu dedik ama nedir bu bahar depresyonu? Baharı çünkü bir iyi olarak algılayan, hayatına bir hayat daha katanlar var. Bir taraftan da o depresyon içerisinde evine kapanıp aslında günlük o bütün baharın getirmiş olduğu güzelliklerden uzak kalanlar var. Nasıl açıklıyoruz bahar depresyonunu? Aslında bahar demek dediğiniz gibi birçok insan için heyecan, yenilik ve canlanma demektir. Hani giydiğimiz kıyafetler, giydiğimiz renkler dahi değişiyor tabii ki bu süreçte ama işte bu doğanın canlanışıyla, yeniden uyanışıyla birçokumuz, birçok insan bunu olumlu anlamlar yükler. Yani bunun hayatta birçok örneğini görürüz aslında. Örneğin birçok kültürde baharın gelişi kutlanır. Yani bunu bir kış mevsimi için yapmayız ya da şiirlerde, şarkılarda bahar mevsimi geçer. Hepimiz şenliklerle kutlarız özellikle. Aynen öyle. Değil mi? Nevruzlar olur, evet. Şenliklerle kutlanır. Bir coşku olur aslında ama hani şunu da unutmamalıyız ki nasıl oluyor da bu yorgunluk hissini yaşıyoruz vesaire. Hani bahar da aslında bir değişim ve dönüşüm süreci. Hani nasıl ki her değişiklik bizim hayatımıza farklı etkiler yapabiliyor. Bu değişimle birlikte bizim tabii ki doğadaki bu değişim hem bedenimize hem de psikolojimize çok farklı etkiler yapabilmekte. Burada aslında doğaya uyumlu oluşumuz da bir taraftan önemli değil mi? Normalde aslında evet kışın bir vücudumuz da kimyamız da bedenimiz de kış moduna geçiyor kendiliğinden. Acaba şöyle bir şey mi acaba? Bahar mevsimi başladığında işte vücuttaki o değişiklik, vücut yani şunu anlamaya çalışıyorum, bedenimizde mi bir değişiklik var yoksa algılarımızda mı yoksa ikisinde de mi? Aslında ikisinde de. Bunu sonrasında açmayı çok isterim ben. Hem bedenimizde değişiklikler hem de algılarımızda da değişiklikler olmaya başlıyor. İşte bu coşkulu anlamı yüklüyoruz dedik ya ama bedenimiz buna bazen uyum sağlamakta zorlanabiliyor. Sonuçta uzun zaman güneş ışığını görmemiş oluyoruz ve doğal olarak şu an bunu adaptasyon süreci yaşıyoruz. İşte bu nedenle doğadaki bu değişiklik, doğanın canlanışı bizim hem ruhumuza hem de bedenimize çok farklı etkiler yapabiliyor. Yani çok ilginç gelen çalışmalar var bana. Özellikle bilim adamları baktığında bahar aylarında depresyonda olanların ve intihar eğiliminin arttığı söyleniyor. Yani intihar oranları da aslında bahar aylarında artıyor. Hani bu bana çok çok ilginç gelmiş. Nasıl oluyor evet, da bu kadar... Evet, ben de şu anda şaşırdım gerçekten. Hani bu kadar coşkulu ve daha enerjik hissederken, daha yaşam enerjisiyle dolmayı beklerken nasıl oluyor diye bakıldığında aslında biraz da bu algılarımızın değişmesi, insanların işte daha keyifli gördüğümüzde çevremizde zaten bunu iç sıkıntısını yaşayan insanların hani daha depresif bir duygu durumuna büründüğü söyleniyor. Zaten yalnız hisseden insan insanları daha enerjik görünce bunu içinde hissedemediğinde intiharı maalesef daha fazla sürüklendiği söyleniyor. Yani burada aslında kişi kendini de bir şekilde içten içe analiz ediyor. Belki bilinçli, belki bilinçsiz olarak. Aynen öyle. Yani kişinin iç dünyasında zaten depresyona yatkınlık varsa doğal olarak bu süreç onu ciddi anlamda etkiliyor. Bu uyum sürecine daha fazla zorlanıyor. İşte hani bu bahar depresyonu diye adlandırdığımız durum aslında biraz daha mevsimsel duygu durum bozukluğu olarak geçiyor psikoloji literatüründe. Yani aslında biz bunun her mevsim geçişinde olmasını bekleriz. Yani biz sonbahardan kışa geçerken de, yazdan sonbahara geçerken de aslında belli değişimler yaşarız. Vücudumuz buna adapte olmak için belli bir zamana ihtiyaç duyar. İşte baharda da soğuk bir kıştan çıktık. Güneş ışığını görmediğimiz bir zamandan çıktık ve doğal olarak güneş ışığına alışmamız biraz zaman alıyor. Ve bu bedenimizdeki değişiklikler tabii ki bizim psikolojimize de yansıyor aslında. Hani kış depresyonu dediğimiz bir durum da var ama biz baharda bunu farklı olarak hissedebiliyoruz. Yani daha enerjik, daha canlı olmayı beklerken daha keyifsiz, yataktan çıkmak istemeyecek duruma gelebiliyoruz. Kişinin hayatında herhangi bir sıkıntı da yoksa bunu bazen anlamlandırmakta zorlanabiliyor. Nasıl oluyor? Bahar geldi, ben hani böyle nasıl hissediyorum diye farklı çatışmalara girebiliyor aslında kişiler. Hemen burada dün şahit olduğum bir olayı sizinle paylaşmak isterim. İki üniversite öğrencisi, genç kızımız sınavdan çıkmışlar zannediyorum. Biri diyor ki müthiş derecede şuramda bir şey var, bir şey olacak.
Şimdi arkadaşla tabii hali hazırda aynı duyguları o da paylaşıyor zannederim. İşte sınavdan çıktık, normaldir. Hayır, bir şey olacak. Bahar sendromudur. Bahardandır belki de. Şimdi aslında arkadaşa çok iyi niyetli bir şekilde onu rahatlatmaya çalışıyor ama diğer genç kızla da şuna şahit oldum. Ona ille de bir isim bulması ya da bir kalıba sokması. Galiba biraz da biz bunu doğal olarak karşılamak istemiyor muyuz? Ya da istemeyen kişiler olabiliyor mu acaba? Aslında çok doğru bir noktaya değindiniz. Biraz da kalıba sokma eğilimimiz arttı gibi aslında. Bahardır ya da bahar depresyonu. Belki bunu hep yaşıyorduk ama artık biraz daha bu tanılar vesaireler arttıkça biraz daha kalıba sokmaya başladık. Muhtemelen hepimiz bu etkilerden etkileniyoruz, yaşıyoruz ama şimdi bahar depresyonu diye bir şey çıktı ve doğal olarak bu etkileri görüyorduk zaten ama hani bahardandır geçer deyip belki bırakıyorduk ya da bunu anlam veremiyorduk. Ama belki de yaşam şartlarımızın değişmesi, stresimizin vesaire bunu etkileyen birçok faktör var. Bunların artmasıyla bunları belki çok daha derinden yaşamaya başladık. İşte bu nedenle bahar yorgunluğu dediğimiz durum belki de depresyona dönüştü. Artık hani yorgunluktan ziyade tanı kitabında bahar depresyonu diye bir tanı var aslında. Hani biz bunu ciddi anlamda depresyon olarak da yaşayabiliyoruz. Evet. Peki ne sıklıkta görülür ve daha çok şunu merak ediyorum. İşte gençlerde, orta yaşlı ya da yaşlarda ya da çocuklarda da örneğin yaşanır mı? En çok, en fazla kimler hisseder bunu? Yani şöyle, tam rakamlara ulaşmamız çok zor. Mutlaka, çünkü dedik ki hani bahardandır geçer deyip birçok insan uzmandan destek almıyor doğal olarak. Kendi kendisine baş etmeye çalışıyor. Ancak hani kısıtlı verilerde olsa toplumların birçoğunda %5 ile %10 arasında insanlar bunu ciddi bir rahatsızlık olarak yaşayabiliyor. Bunlar da çok azımsanmayacak rakamlar aslında. Ve hani diğer çalışmalara baktıklarında, toplumun genel çalışmasına baktıklarında özellikle kadınların %70'i en az bir kez bahar depresyonundan etkileniyor. Yani kimler daha çok etkilenir diye baktığımızda kadınlar erkeklere oranla bunu daha fazla yaşayabiliyor. Ve yaş oranını verdiğimizde 15-55 yaş arası kadınlar daha fazla yaşıyor diyebiliriz. Bunu tabii ki çocuklarda ve yaşlılarda da görebiliyoruz ama özellikle genç ya da orta yaş dediğimiz kesimde ve kadın olmanın bunu daha fazla etkilediğini söylüyoruz. Tabii kadınlar neden bunu daha çok yaşıyor? Bu sorgulanabilir. Hani depresyona da kadınların daha fazla yatkın oldukları söylenir ama kadının belki de iş hayatında, aile hayatında çok daha fazla yükünlü olması, aynı anda birçok işle uğraşması vesaire gibi durumlar ya da hormonal dalgalanmalar bunda etkili olabiliyor tabii ki. Evet. Ve şöyle de bir şey var aslında bunun sıklığına dair baktığımızda hani yaşadığımız coğrafyanın, yaşadığımız şehrin ya da semtin, mahallenin o kadar önemi var ki aslında. Hani... Ya, evet, aslında hani program öncesinde de onu sormuştum ya size. Uzun süredir kendi yaşadığım olay üzerinden değerlendirecek olursak işte Bursa merkezde yaşıyor olmanın getirmiş olduğu o acaba dezavantajlar işte trafik, yeşilliği fazla olmayışı ki bu hani çok üzülerek söylüyoruz bunu. Kalabalığın çok fazla oluşu, gürültünün çok fazla oluşu. Acaba bunlar da ciddi anlamda etkiliyor mu? Çünkü önceden hani bahar uyanışı denince gerçekten içinizde kıpır kıpır. Ve o havada bile almış olduğunuz koku çok farklıydı. Şu anda nedense çok daha... derin olarak hissedemiyorum onu. Kendi açımdan konuşacak olursam. Bunun sebepleri nelerdir? Aslında aynı duyguları paylaşıyoruz diyebilirim. Hani bu konu üzerine düşünürken de onu düşündüm. Maalesef biz güneş ışığını ya da doğayı artık hissedemiyoruz. Çünkü genelde kapalı ortamlarda stresle, trafikle baş etmek zorunda kalıyoruz. Doğal olarak bu bizim doğaya uyumumuzu zorlaştırıyor aslında. Biz bazen doğanın parçası olduğumuzu unutmaya başladık. Bir yeşili, bir mavi görmediğimiz günler geçirmeye başladık ve doğal olarak insanlar artık çok daha agresif, çok daha öfkeli, çok daha telaşlı olmaya başladı. Doğadan koptukça bizim aslında psikolojimizde etkileri o kadar olumsuz anlamda arttı ki. Yani bunun ben çok çok etkili olduğunu düşünüyorum. Hani genele baktığımızda aslında bu depresyon oranlarına baktığımızda da ekvatordan kuzey ve güneye gidildikçe depresyon oranının arttığı söylenir. Hani bunda o güneş ışını almamanın verdiği etki de çok büyüktür aslında. Hani buna bağlı olarak depresif, karamsarlık daha fazla arttığı söylenir. İşte bizim yaşadığımız şehir aslında Yeşil Bursa'da yaşıyoruz diyoruz değil ama. İsmimiz bile aynen o kadar öyle. Özel, o kadar güzel ki. Bunun tadını artık çıkaramaz olduk. Belki 5-10 yıl öncesine baktığımızda çok daha doğayla iç içeyken, bunun daha çok tadını çıkarırken. Yine elimizde bazı imkanlar var tabii ki ama yani bazen işte ofiste çalıştığımız zaman güneş ışını görmeden eve gittiğimiz zamanlar oluyor. Mutlaka sabah güneş ışını görmeden işe başlayıp yine gün ışığını görmeden evinize döndüğünüz oluyor. Doğru.
Kesinlikle işte bunların etkisi aslında hiç azımsanmayacak kadar çok bizim psikolojimiz üzerinde ve işte bu bahar depresyonunda bu güneş ışınlarını yeni almaya başladığımız zamanda bunu düzensiz olarak görmek, o doğadan daha da kopmamız bizi ciddi anlamda etkiliyor ve daha derin yaşamamıza sebep oluyor aslında. Evet. Peki bahar depresyonu diğer depresyonlardan ayıran özellikler neler? Farkları nelerdir? Yani depresyon kategorisinde olan bir rahatsızlık aslında. Belli tabii ki yaşattığı sıkıntılar bakımından çok fazla ortaklık var. Ancak neler ayırıyor diye baktığımızda daha çok kendisini yorgunluk ve halsizlikle belli eder aslında bu depresyon. Ve adından da anlaşılacağı üzere mevsimsel geçişte ortaya çıkar. Ve biz mevsimin uyumunu sağladıkça bunun geçmesini bekleriz. Bunun kendiliğinden sönmesini bekleriz. Tabii ki bu durum eğer 2 haftadan fazla sürüyorsa burada kesinlikle uzmandan destek alınmalı diyoruz. Hani geçmesini bekleriz ama işte ayıran fark bunun daha mevsimsel olması. Süresinin daha kısa ve şiddetinin daha az olmasını bekleriz aslında. Hani diğer duruma baktığımızda kış depresyonu da yaşarız dedik. Bundan neler ayırır diye baktığımızda aslında bu şu anda iştahın daha çok azaldığını söyleyebiliriz bahar depresyonunda ve kış depresyonu daha karamsarlık, içe dönme haliyle görünürken bunda daha çok huzursuzluk, daha agresif hissetme, daha öfkeli hissetme gibi durumlar yaşanabiliyor. Evet. Bir de Gözde Hanımcığım, var olan bir sorun bahar depresyonu ile de karıştırılabilir mi? Kesinlikle, kesinlikle. Hani bu da çok önemli bir nokta. Buna da değinmek istiyordum. Şöyle ki, birçok hastalığın eğer bizim psikiyatrik bir bozukluğumuz, bir rahatsızlığımız varsa özellikle bahar aylarında bunların tetiklenebileceği söyleniyor. Ve bu dönemde diyelim ki bir bipolar teşhisi almış bir birey varsa manik evreye girmesi beklenebilir bu dönemde. Daha coşkulu, daha enerjik hisseder. Aslında bu depresyona ters bir özelliktir ama bu gibi rahatsızlıklarda sonrasında bir depresyon evresi de bekleriz. İşte bu nedenle bunun karıştırılmaması gerekiyor. Eğer özellikle bizim psikolojik bir rahatsızlığımız varsa hani mutlaka eğer bu dönemde daha depresif hissediyorsak mutlaka uzmandan destek almamız gerekli. Çünkü farklı hastalıklar da bu dönemde tetiklenir diyebiliriz. Evet. Şimdi özellikle şu anda izleyen izleyicilerimiz de bir taraftan acaba bende de bu var mı diye mutlaka kendilerini de eleştiriyorlar, analiz ediyorlar mutlaka. Burada bahar depresyonunda olduğumuzu nasıl anlayacağız? Belirtileri nelerdir diye sormak istiyorum. Ayrıntılı olarak anlatmanızı rica ediyorum. Aslında dediğim gibi bir depresyon kategorisinde ve bizim depresyonda aklımıza neler geliyorsa biz bahar depresyonları bunları yaşamayı bekleriz. Ancak kendisini nasıl daha çok gösteriyor diye baktığımızda özellikle çok halsizlik, çok daha kolay yorulma, iştahın ciddi anlamda kaybolması ya da normalde çok sevdiği insanlarla görüşmek istememe, kendisini evine kapatma, yataktan çıkmak istememe, dikkat problemleri gibi durumlarla kendisini gösterebiliyor. Bunun dışında işte işe ya da okula gitmek istememe, oradaki verimsizlikler, cinsel isteksizlik ve en çok da kendisini gösterdiği taraf aslında uyku problemleri. Nasıl yaşıyoruz bunu? Ya yataktan çıkmak istemiyor kişi ya da yatakta kaldığı halde uykuya dalamıyor. İşte uyku durumumuz da bu anlamda ciddi anlamda etkileniyor. Aile hayatı da etkileniyor dolaylı mutlaka, olarak. Mutlaka yataktan çıkmak istemeyen birisi doğal olarak hani ailesinde vakit geçirmek istemiyor. Çocuklarıyla da ilgilenmek istemiyor vesaire vesaire. Hem aile hayatı hem özel yaşam hem iş yaşamı ciddi anlamda verimsizliğe uğrayabiliyor tabii ki. Evet. Tabii bu süreçte bir de kişiler daha endişeli, daha öfkeli hissetmeye başlayabiliyor. Daha huzursuz hissetmeye başlıyor ve bizim aslında bedenimizle ruhumuz bir bütün halinde. Bunları yaşadıkça bedenimizde de belli şeyler oluşmaya başlıyor. Özellikle bu aralar çevremde çok sık duydum bir baş ağrısı. İnsanlar bununla mücadele etmeye çalışıyor. Ya da kas ve eklem ağrıları ya da mide ağrıları ya da sindirim sorunları gibi durumlar aslında bahar depresyonunun bedenimize yansımaları olabiliyor. O zaman şöyle ayrıntılı olarak sebeplerini konuşalım istiyorum. Sebepleri nelerdir? Yani hem evet vücudumuz hem de algılarımız ama bunları ayrıntılı olarak açalım istiyorum. Aslında hani biraz da başta konuşmuştuk nasıl oluyor da biz bahar depresyonunu yaşıyoruz, bunda neler etken diye. Hem biyolojimiz hem bu doğadaki değişim hem de aslında bizim sosyal algılarımız o kadar etkili ki bu durumda. Yani ilk temel etken olarak aslında bizim vücudumuzun işleyişinin biyolojik saatinin bozulmasından bahsedebiliriz. Neyi kastediyorum burada biyolojik saat derken aslında? Yani evrendeki her şeyin bir düzen ve ritmi olduğu gibi bizim vücudumuzun işleyişinin de belli bir düzeni ve ritmi var aslında. Hani doğal olarak buna iç ya da dış kaynaklı bir sıkıntı geldiğinde, bir bozulma yarattığında bizim bedenimiz ve ruhumuz buna bir etki yapabiliyor. Örneğin uzun süren uçak yolculukları ya da gece vardiyaları gibi durumlar bizim uykumuzu ciddi anlamda etkiliyor ve biyolojik saatimizi bozuyor aslında. İşte doğal olarak şu anda
uzun zamandır güneş ışığını görmüyoruz. Ve şu an güneş ışınlarının görünmesiyle birlikte vücudumuz buna adaptasyonda belli bir süre gerekebilir. Gün süreleri uzadı, güneş ışını daha fazla almaya başladık ve uyanık kalma süremiz arttı aslında. Doğal olarak vücut buna uyum sağlamak için birazcık iç dengesi ve ritmi bozulabiliyor. Bu ritmi sağlayabilmek için de belli bir zaman gerekebiliyor tabii ki. Yine bu ritimle ilgili ve biyolojik dengeyle ilgili aslında vücudumuzun bir de yıllık ritmi var. Yani bizim hormonlarımızın salınımının da, üretiminin de aslında belli bir düzeni ve ilişkisi var vücudumuzda. Yani şöyle ki, belli zamanlarda belli hormonlarımız daha fazla salgılanır, bazıları daha az salgılanır. Burada hani bahar depresyonundan en etkili dediğimiz hormonumuz aslında bizim melatonin hormonumuz. Ne yapar bu melatonin hormonu? Daha çok karanlıkta üretilir ve uykumuzdan sorumlu hormondur aslında melatonin. Ve güneş ışığının artmasıyla birlikte gün sürelerinin uzaması vesaire daha fazla güneşe maruz kalmamızla vücudumuz artık melatonin daha az üretmeye başlıyor. Salınımı azalıyor. İşte vücut bunda bir dengesizlik yaşayabiliyor. Buna bir adaptasyon sürecine ihtiyaç duyabiliyor ve biz kendimizi daha halsiz, yorgun ve bitkin hissedebiliyoruz bu süreçte. Şunu öğrenmek istiyorum. Hastalarınız, danışanlarınız diyeyim ya da size ilk geldiklerinde bahar depresyonuyla ilgili geldiklerinde ya da siz gözlemlediğinizde o ilk izleniminiz ne oluyor? Örneğin çok endişeli mi oluyorlar ya da kaygılı mı oluyorlar? Özellikle dediğim gibi endişeli ve kaygılı gelebiliyorlar ya da çok daha mutsuz gelebiliyorlar. Aslında burada biraz da o sosyal algı o kadar etkili oluyor ki kişi kendisini çok yorgun, bitkin, yataktan çıkmaz hissediyor ve doğal olarak insanları daha enerjik görmesi, daha canlı görmesi onu çok daha fazla yıpratıyor. Hani dedik ki bazılarımız bu etkileri daha az yaşayabiliyoruz tabii ki ve insanlar şimdi sosyal medya vesairede de çok fazla paylaşımlar yapıyoruz. Orada insanları daha mutlu, daha keyifsiz gördükçe kendisini tamamen zıt bir yere koymaya başlıyor. İşte ben zaten yalnızım, ben zaten tembelim, ben zaten uyuşum gibi durumlarla sıklıkla karşılaşıyoruz aslında. Hani kendimize dair yaptığımız o olumsuz düşünce ve atıflar o kadar etkili ki bu süreçte. Hani genel bir tablo aslında ilk bu oluyor. Hiçbir şey yapmak istemiyorum, karar vermekte güçlük çekiyorum, çok yalnız hissediyorum ve normalde yaptığım işler çok daha fazla zor gelmeye başladı. Şikayetleri en sık karşılaştığımız durumlar oluyor aslında. Şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz aslında. Gerçekten şöyle bir dönüp dolaşıp baktığımızda, irdelediğimiz zaman bu kadar önemli bir nokta ki özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar baktığınız zaman galiba burada bir kıyaslama durumu oluşuyor değil mi? Ve orada kişi evet böyle hayatlar var, böyle mutlu insanlar var. Bir de kendini işte değerlendirdiği zaman burada nasıl bir gözlem yapmak gerekir? Sadece sosyal medya olarak konuşmayalım aslında. Genel anlamda da yaşadığımız yerde, belki apartmanımızda ya da çevremizde veya iş arkadaşlarımızda. Çünkü yaşamlar gerçekten farklı ya da tercihlerimiz farklı olabiliyor. Bizim belki de neye öncelik verdiğimiz de burada çok önemli. Yani siz çalışma hayatı içerisinde evet düzenli işte sabah işe gidiyorsunuz, akşam geliyorsunuz, çocuklarınızın okulu vesaire. Ama bir taraftan da bu beni mutlu ediyor deyip kendine zaman ayıran insanlar var. Şimdi burada eleştirmeden önce biraz aslında gözlemlemek gerekmiyor mu? O nasıl mutlu oluyor? Bu bir yol olabilir mi? Ya da bu bir bizim için aydınlatıcı olabilir mi acaba? Aslında çok çok önemli bir konu. Belki de bunun üzerine saatlerce konuşabiliriz. Bu sosyal medyanın etkisi, kendimizi kıyaslamalar. Sosyal algı artık o kadar hayatımızda ki belki eskiden bu kadar etkilerini hissetmiyorduk ama hani şu an öyle bir dünyadayız ki biz artık her gittiğimiz yeri, yediğimiz yemeği, yaptığımız şeyleri paylaşma ihtiyacı hissetmeye başladık aslında. Hani bunu ne kadar eleştirsek de belki hepimizin içine düştüğü bir durum ve yaptığımız bir durum. Doğal olarak şöyle de çalışmalar var aslında. Bu paylaşımlar arttıkça depresyon oranları arttığını söyleniyor. Çünkü o kıyaslamalar çok çok fazla arttı. Nasıl oluyor? Kişi orada zaten hayatından bir kesit koyuyor aslında. En mutlu göründüğü, en güzel göründüğü zamanları koyuyor ve sanki hep keyifli, hep aktif, hep mutluymuş gibi görüyor. Ve karşı tarafta bunu gözlemleyen kişi zaten hali hazırda bir iç sıkıntısı varsa, kendisiyle bir çatışma halindeyse doğal olarak sanki herkes ondan çok daha keyifli, sürekli aktif, paylaşımlar yapan, işte daha fazla arkadaşa sahip vesaire gibi bir algıya yanılabiliyor. Kişi
O da paylaşımlar yapabiliyor tabii ki ama kendi iç durumunu bildiği için ister istemez kendisini çok daha alt seviyeye koyuyor. Yani o yüzden şimdi bu bahar aylarında da bu fotoğrafların renkliliği, canlılığı arttı tabii ki. İnsanlar kısa seyahatlere çıkmaya başladı ya da bir toplulukta kahve fotoğrafları vesaire daha fazla konmaya başladı. Eğer kişi yataktan çıkacak gücü kendinde bulamıyorsa ve bu enerjiyi hissetmiyorsa onları görmek çok daha fazla yıpratabiliyor tabii ki. Ama dediğiniz gibi hani gözlemlemek, yani orada kişinin neye ihtiyacı var ya da bu kıyaslama nereden geliyor çok çok önemli. Bu sadece tabii ki sosyal medyayla olan bir şey de diyemeyiz. Hani kişi buna kendisini koruyabilir. Koruyabilen birçok insanı da görüyoruz. Herkesi bu şekilde etiketlemek de tabii ki doğru olmaz ama kişide eğer zaten bir değersizlik algısı varsa, kendisiyle ilgili zaten bir eleştirel tarafı varsa bunlar bununla pekişebilir diyebiliriz aslında. Orada benim çok hoşuma giden şey şu oluyor aslında. Şimdi gözlemlediğiniz zaman evet çok yoğun sosyal iş hayatı içerisinde çalışan insanlar var ama günlerinin işte çok kısa bir bölümünü çok basit bir şeye ayırmışlar ve orada yaşadığı mutluluğu paylaşmışlar. Örneğin bir yoldan geçerken deniz kenarında durmuş, bir fotoğraf çekmiş, bir kahve içmiş gibi. Aslında o ufacıcık esler günü kurtarmıyor mu? Kesinlikle eğer bu taraftan alıyorsak yani bizim o gün içinde küçücük esler dediğimiz tabii ki küçük mutluluklar çok çok önemli. Yani aslında orada hayatımızda keyif aldığımız şeylerin de olduğunu fark etmemizi sağlıyor. Yani illa çok büyük mutluluklar, çok büyük paylaşımlara gerek yok. Dediğiniz gibi orada bir deniz kenarını görmek, orada bir çiçeği koklamak, onu rengini algılamak bile bizi aslında o kadar mutlu edebilen şeyler ki. Bazılarımız bunları biraz daha görmezden gelmeye başladık. Bazılarımız bunların daha çok tadını çıkarabiliyor. Çok çok önemli dediğiniz gibi. Hani bunun etkileri bize bağlı aslında. Olumlu ya da olumsuz kullanmamız. Ama eğer kişi kendi eleştirel tarafa gidiyorsa, herkes ne kadar mutlu, ben yalnızım, ben tembelim, benim hiç arkadaşım yok gibi bir kısmına gidiyorsa, işte orada sıkıntılar başlıyor bizim için. Evet, burada şimdi evet şehrin kalabalığından, trafiğinden, şehir merkezinde olduğumuz için konuşuyoruz. Bundan bahsettik ama bir taraftan da şehrin göbeğinde çok büyük parklarımız var. Kuş seslerini duyabileceğimiz, çocukların o güzel kahkahalarını da duyabileceğimiz, işte sohbet edebileceğimiz, paylaşım yapabileceğimiz alanlar da var. Ve gerçekten bunlar da şehrin göbeğinde. Bunların da hakkını yememek lazım ve buraların da hakkını vermek lazım gibi geliyor bana. Kesinlikle, kesinlikle öyle düşünüyorum. Çünkü biraz da şikayet etme meyli oluyoruz. Benim zamanım yok, benim vaktim yok. Hani beklentilerimiz bazen çok üst noktaya çıkabiliyor ama bazen etrafımızda olan güzellikleri kaçırabiliyoruz dediğimiz gibi. Parklar var, yani nefes alabileceğimiz mutlaka bir yerler var dediğimiz gibi. İşte onları görmezden gelmemek önemli. Yani açık havada yapacağımız bir yürüyüşün tadı bambaşka bir şey olabiliyor. Yani önemli olan o anın keyfini çıkarabilmek. Biraz daha olumsuza yüklendiğimiz zaman işte o keyfi görmezden gelip o etrafımızdaki olumlu şeylerin etkisini azaltabiliyoruz maalesef. Evet. Burada Gözde Hanımcığım kimler daha çok risk altında? Yani birçok rahatsızlıkta olduğu gibi aslında hani bahar depresyonu hepimiz etkisi altına alabilir dedik ama bazılarımız çok daha derin ve yoğun yaşayabiliyor tabii ki. Eğer genetik bir yatkınlık varsa, kişinin ya da daha önce bir depresyon geçmişi varsa kişi bahar depresyonu daha derin yaşayabilir diyebiliriz. Ya da aynı şekilde eğer kişinin ailesinde bir depresyon öyküsü varsa kişinin bahar depresyonundan daha fazla etkilenmesini bekleriz aslında. Aslında bir diğer taraftan da çalışmalar göstermiş ki bizim kişiliğimiz, mizacımız, hayata bakış açımız, burada da konuştuğumuz gibi depresyona yatkınlığımız o kadar etkiliyor ki. Yani neler bulunmuş? Daha dışa, daha içe dönük insanlar, özgüven problemi yaşayanlar ya da insanlarla iletişimi sevmeyen insanların daha fazla bahar depresyonundan etkilendiği bulunmuş. Hani burada da aslında konuştuğumuz bu sosyal kıyaslamalar, sosyal algılar o kadar önemli ki kişi kendisini daha eksik, daha yetersiz görüyorsa bu depresyondan daha çok etkilenebilir diyebiliyoruz aslında. Bir diğer yandan konuştuk hani kadınlar erkeklerden daha fazla yaşıyor bunu. Hani burada iş yükü vesairenin olması ya da hormonal dalgalanmaların olmasından da bahsedebiliriz tabii ki. Burada çok başka bir noktaya değinmek istiyorum ben yine. Şimdi biraz da herhalde dünyadaki işte bu ekolojinin değişmesi sebebiyle de şehrimizde de biz bunu yaşıyoruz. Bazen şöyle düşünüyorum, özellikle Bursa için. Bursa baharını kaybetti. İlkbahar ve sonbaharı maalesef çok kısa sürelerde yaşıyoruz. Yani bir bakıyoruz buz gibi bir hava, erik ağaçları çiçek açmış. Ondan sonra hava ısındığında zaten direkt yaz mevsimine geçmiş oluyoruz. O kısacık süreyi
Acaba nasıl değerlendirmek lazım? Çünkü o kadar önemli ki işte o çiçeklerin uyanışı, ara ara yağmurun işte toprağa düştüğünde ne kadar toprağımız kaldıysa oradan gelecek olan o kokuyu nüksedebilmek. Bu zamanı nasıl değerlendirmek lazım? Yani şunu sormak istiyorum. Bahar aslında bahar depresyonuyla baş etmek için ne yapmak lazım? Dediğim gibi eğer bunun etkilerini biz ciddi anlamda yaşıyorsak, 2 haftadan fazla sürüyorsa ve işlevselliğimizi bozduysa mutlaka öncelikle uzmandan yardım alınmalı diyorum. Hani bu psikologlar ve psikiyatrlar olabilir tabii ki. Gerekirse ilaç tedavisi, gerekirse psikoterapi süreciyle bunun üstesinden gelinebilir. Psikoterapide neler yapıyoruz? Evet. İşte olumsuz düşüncelerimizin farkına varmak, kendimize dair hislerimizi, duygularımızı fark etmek ve duygularımızı etkileyen bu düşünce kalıplarını biraz daha olumlularıyla değiştirmek için çalışıyoruz. Tabii bunlar dışında kendi kendimize yapabileceğimiz bir sürü şey var aslında etkilerini azaltabilmek için ki baharın canlılığını, o uyanışı daha yakından, daha olumlu bir şekilde hissedebilmek için. Dediğim gibi bahar aslında biraz daha adaptasyon ve uyum süreci. Bizim kendimize o güneş ışınlarına daha fazla uyum sağlamamız veya adapte etmemiz gerekiyor. Bu nedenle güneş ışığıyla temas çok çok önemli hayatımızda tabii ki. Bunun için neler yapabiliriz diye baktığımızda tabii ki yaşam alanımızı aydınlatmakla başlayabiliriz. Belki bunlar çok küçük adımlar görünüyor ama. Çok basit ve kolay adımlar aslında. Aynen. Değil mi? Ama bazen işte bundan kendimizi mahrum bırakıyoruz. Hani güneş ışığını görmeden akşamı yaptığımız zamanlar oluyor. Bazen iş yükümüzden, bazen imkanlarımızdan vesaire ama hani ne bileyim yaşam alanımızı aydınlatmak, öncelikle bir perdeleri artık sonuna kadar açmak ya da pencere kenarına oturmak bile o temasımızı sağlayacak bizim güneş ışığıyla. Ve ne kadar çok temas edersek uyumumuz o kadar kolaylaşacak ve o pozitifliği o kadar yaşayacağız. Bunun dışında eğer fabrika gibi bir ortamda çalışıyorsak, güneş ışığından mahrum kaldığımız bir yerdeysek, hani iş yerinde kısa molalar vermek ve bu kısa molalarda güneş ışığıyla temas kurmak çok çok önemli olacak tabii ki. Evet. Burada kişi aslında kendine özel de şeyler geliştirebilir. Kendini analiz etmesiyle bu sağlanabilir değil mi? Örneğin bir müzik parçası aslında sizi o gün içerisinde o 2-3 dakikalık vermiş olduğunuz este çok ciddi bir şekilde tekrar motivasyonunuzu sağlayabilir ki benim kendi açımdan konuşacak olursak vardır böyle işte belirlediğim birkaç müzik parçası diyelim. Ya da işte çok güzel kuşların, doğanın olduğu bazı videolar var. Sosyal medyada bunlara çok kolay ulaşabiliyoruz. Hani evet televizyonda belgesel izlemeye belki vaktimiz olmayabiliyor ama her an elimizin altında. Bunlardan da istifade etmek doğru olmaz mı? Tabii ki. Aslında dediğiniz gibi günlük yaşamımızda bunlar çok küçük adımlar ama bizim ruhumuzu besleyen o kadar güzel şeyler ki çok sevdiğimiz bir müzik parçası dediğiniz gibi ya da sevdiğimiz bir derginin sayfalarını karıştırmak. Bunlar işte o stresli yaşamda, o koşuşturmada verdiğimiz bize küçük ödüller. Ama bizim ruhumuzu da koruyan şeyler aslında. Bu nedenle işte kendimize küçük molalar vermek, o molalarda bize nelerin iyi geleceğini keşfetmek çok çok önemli. Bu müzik olabilir, bir resim çizmek olabilir vesaire vesaire. Ama burada işte bireysel farklılıklar, kişisel istekler çok çok önemli. O yüzden kendimizi tanımamız gerekiyor. Bize neler iyi geliyor, biz nelerden hoşlanıyoruz bunları fark ettikçe daha çok hayattan tat almaya başlıyoruz aslında. Genelde bize başvuran kişilerde de birazcık hani kaybolmuş oluyor kişiler. İhtiyaçlarını ve isteklerini duymamış oluyorlar. Bunları açığa çıkardıkça kişi hayattan daha fazla zevk almaya başlıyor tabii ki. Burada daha çok yalnız kişiler buna daha meyilli diyebilir miyiz? Örneğin arkadaş çevresi fazla olmayan ya da arkadaşlarıyla paylaşım yapmayan, ailesindekilerle paylaşım yapmayan, özünde paylaşım yapmayan diyelim daha yatkın olabiliyorlar mı? Kesinlikle bunun daha yatkın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sosyal destek, o sosyal paylaşımlar bizim bedenimize ve ruhumuza olumlu etkiler yapan şeyler aslında. Orada paylaştıkça özgüvenimiz gelişiyor ve pozitif anlamda etkileniyoruz. Bu nedenle işte bu bahar depresyondan biraz daha korunmak için kişilerle görüşmek, bize iyi gelen, keyif veren kişilerle görüşmek çok çok önemli. Hani bu sosyal paylaşımların, kalabalık grupların çok etkisi var. Bunda illa çok kalabalık değil ama o paylaşım yapabilecek bir arkadaşımızla bir kahve içmek, o küçük molalar, orada sıkıntılarımıza da bize iyi gelen şeyleri paylaşmak bile çok olumlu etkiler yapacaktır kesinlikle. Burada aslında arkadaş derken şunu da belirtmek gerekir mi? Bir başka
depresyon içerisinde olan arkadaştan bahsetmiyoruz değil mi? Bu da çok önemli. Evet, biraz daha aynen hani depresyonda olan bir kişiyle şu sıra görüşmek çok iyi gelmeyecektir evet. Ama daha neşeli, daha eğlenceli, bize pozitif enerji veren kişilerle vakit geçirmek, onlardan keyif almak ve bizim de bu ilişkiye katkı yapmamız önemli olacaktır. Tabii ki o kişiyi gördükçe bize de enerjisi geçecektir mutlaka. Bu olumlu anlamda yansıyacaktır. Dediğiniz doğru. Gözde Hanımcığım, aslında başka bir şey daha sormak istiyorum. Özellikle beslenme yönden, hani hep deriz ya, doğru mudur ya da etkisi var mıdır gerçekten? Kesinlikle. Çilek ve çikolata, mutlu olmak istiyorsan çilek ve çikolata diye. Biraz bu konuya değinelim mi? Tabii ki. Diyetisyen arkadaşların konusuna tabii ki girmek istemem ama hani bence yenmeli. Evet, kendi alanınız zaten açısından özellikle soruyorum. Çikolata ve çilek aklımıza geliyor tabii ki ve bunların serotonin hormonumuza yaptığı etkiler aslında çalışmalarla da desteklenmiş. Buna sığınarak söylüyorum. Kesinlikle bu süreçte işte kendimize bu ödülleri vermek bence yararlı olacak ama beslenmemize dikkat etmek bu süreçte gerçekten çok çok önemli. Hani başka bir uzmanlık alanına tabii ki girmek istemem ama bu mevsimin getirdiği işte taze sebze ve meyvelerle beslenmek, kendimize iyi bakmak çok çok önemli. Bol bol su içmeliyiz. Çünkü vücudumuza iyi bakarsak ruhumuza da yansımaları bu şekilde olacak. Aynı şekilde uyku düzenimiz bu süreçte çok çok önemli. Dediğim gibi adaptasyonda en çok uyku etkileniyor. Bu nedenle uyku hijyeni dediğimiz aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen göstermeliyiz ve çok erken kalkmıyorsak bu kalkış saatlerimizi biraz daha erkene çekmek bizim daha çok gün ışığından yararlanmamızı sağlayacak ve daha olumlu bir etki yapacaktır bize. Burada su içmenin de önemi yine çok büyük değil mi? Günde yeteri kadar vücudumuza girmesi gereken su miktarı. Aynen öyle. Yani aslında su gerçekten hayatımız için en önemli yaşam şey. Yaşam kaynağımız. Bazen unutuyoruz, bazen daha büyük çabalar göstermek istiyoruz ama o suyun etkisini göz ardı edebiliyoruz. Bol bol su içmemiz bu süreçte çok iyi gelecek bize. Şu var, örneğin şey dedik yani evet su içmek ama hani bir de bunun deniz kısmı var, göl kısmı var ya da nehir işte. Bursa'da o kadar aslında müsait ki her tarafımızda zengin su kaynakları var. Buralarda işte harcanacak zaman. Biraz bundan bahsedelim. Tabii ki. Neler yapılabilir? Yani bu aşamada bizim işte güneş ışığından yararlanmamız çok çok önemli olacak. Buralarda yürüyüşler, buraların tadını çıkarmak, o doğayı gözlemlemek o kadar iyi gelecektir ki özellikle suyun ruhumuzda, bedenimizde olumlu etkiler yaptığını biliriz. Orada görmek, rahatlamak, sadece o andan keyif almak bile bize çok çok iyi gelecektir. İşte hani şikayet ediyoruz kalabalık, trafik vesaire ama küçük molalar vermek, imkanımızın el verdiği ölçüde, vaktimiz varken buralarda vakit geçirmek bizim bu bahar depresyonu daha olumluya çevirmemizde çok katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bu nedenle hani buralara gidemediğimiz zamanlarda dahi açık havada yapılan yürüyüşler ya da spor ve egzersizler çok çok önemli. Hani illa spor salonlarına değil, daha çok güneş ışığından yararlanabileceğimiz yerlerde aktif olmaya çalışmak çok çok önemli tabii ki. Evet, şimdiye kadar baharın depresyon tarafını konuştuk. Aslında baharın en çok sevdiğimiz yanında hayatımıza kattığı o neşe, enerji. Burada neler oluyor? Biraz bunları konuşalım istiyorum. Evet, aslında hani bugün biraz daha depresyon tarafını konuştuk, daha karamsar tarafını konuştuk ama baharın bize coşku kattığı tarafında yaslanamaz. Hani başında da konuştuk. Baharı biz kutlarız. Şarkılar, şiirler, daha aşk duygularımız beslenir, daha keyifli olmaya, daha pozitif olmaya başlarız aslında. Evet. Belki de işte burada etkisi şöyle oldu. Eskiden bunu daha çok yaşayabiliyorduk dedik ya, doğayla daha çok temas halindeydik. Biz onu daha çok hissediyorduk. O çiçeklerin canlanışı, o ağaçların yeşermesi vesaire bizi daha çok etkiliyordu. Ama onlarla teması kaçırdıkça, onlardan uzaklaştıkça belki de bu etkileri biraz daha az hissetmeye başladık. İşte bu nedenle doğayla iç içe olmak bizim için şu an o kadar önemli ki, bu bir göl kenarı olabilir, yeşil bir yer olabilir ya da çevremizdeki bir park bile olabilir. Burada önemli olan aslında imkanları en kısa zamanda değerlendirmek. Evet, bir dezavantajlı durumlarımız olabiliyor gün içerisinde ama avantajla da galiba kendimiz yaratacağız değil mi? Birazcık içimizde oluyor. İşte hep olumsuz tarafı görmemek, küçük şeylerle de mutlu olmaya çalışmak çok çok önemli. Tabii ki bir de şöyle bir baskı da yapabiliyoruz kendimize. Her an mutlu olmak, her an aktif olmak, her an keyifli olmayı bekleyebiliyoruz. İşte kendimize yarattığımız bu baskının farkında olmak da çok önemli. Çünkü böyle bir dünya yok zaten. Zaman zaman tabii ki yataktan çıkmak istemeyebiliriz, daha yorgun hissedebiliriz. İşte bu süreçte kendimize şefkat gösterebilmek çok önemli. Bu eğer bir gün yatakta kalmak istiyorsak
Bu bizim hakkımızdır. Buna imkanımız da varsa dinlenmeliyiz ama bu uzun sürede bizi rahatsız etmeye başlıyorsa işte o motivasyonun gelmesini beklemeden kendimizi aktifleştirmek çok önemli. O yürüyüşler, keyif aldığımız deniz kenarı çok çok önemli. Gözde Hanım, çok önemli bir noktaya da bir şey sormak istiyorum. Şimdi genelde her zaman pozitif ve enerji dolu insanlar insanız en nihayetinde ve zaman içerisinde bir gün, iki gün ya da birkaç gün bazı noktalarda gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşayıp patlak verebiliyoruz ve çevreden gelen etki şu oluyor. Biz seni böyle görmeye alışık değiliz. Şimdi burada kişi aslında kendini akışına bıraktığında o içindeki evet hüzün, kırgınlık, endişe, kaygı neyse onu yaşadığında daha sağlam bir adım atmış olmuyor mu bir gün sonrası için? Yoksa ille de hayır ben her daim güçlü, enerjik, dinamik bir insanım bunu yansıtmamam lazım deyip kendini sınırlaması mı gerekiyor? Belki de bizi en zor etkileyen şey aslında bu hep güçlü durma çabamız aslında. En sonunda işte bu güçlü durmaya insanları da alıştırdığımızda, kendimiz de buna çok alıştığımızda artık o birikim bir yerde taşmak zorunda kalıyor. Ve doğal olarak sonra kişi kendine anlam veremiyor. Nasıl ben böyle oldum? Ya da etrafından gelen bu tepkiler işte onu o kadar çok etkiliyor ki. Aslında hepimizin zaman zaman ağlamaya, hüzünlü olmaya da ihtiyacı var. Değil mi? Bazen bunu işte tolere edemiyoruz onu kendimizden. Onu yaşamamız gerekmiyor mu? Yani aynen evet, kızgınlıksa kızgınlık, hüzünse hüzün. Bir şekilde o çünkü balon gibi düşünüyorum bazen şişiyor. Havasını salmadığınız zaman bir noktadan sonra patlamak zorunda kalıyor. Ve o zaman artık geri dönüşü olmayan adımlar atılmış oluyor. Aynen öyle. Yani belki gerçekten bize gelen danışanlarda da bu duyguları yaşamak o kadar zor oluyor ki bizim için. Özellikle olumsuz diye atfedilen öfke, üzüntü, acı. Kişi için bunları ifade etmek o kadar zor ki. Çünkü etrafı onu hep güçlü diye, yani güçlülük tabii ki tartışılabilen bir kavram. Hani bunu alıştırdığı için bu çok zor geliyor. Ama bunları yaşamadıkça, kendimize izin vermedikçe sonrasında bakıyoruz ki bize bir şeyler oluyor. Sonra kişi bunu anlamlandıramıyor. İşte bizim terapide yapmaya çalıştığımız aslında duygularımızın ifadesi. Bazen duyguları sorduğumuzda kişi orada tarif edemiyor. İyi ya da kötü diyor. Aslında birçok duygumuz var. Kırgın olabiliriz, hayal kırıklığına uğramış olabiliriz. Ama bunların ifadesine o kadar alışkın değiliz ki biz toplum olarak. Hani bu sadece kişi bazında değil, belki toplumsal bir tarafı da var bunun. Doğal olarak kişi bunu yaşamadıkça sonra öfke nöbetlerine dönüşebiliyor bu. Sonrasında anlam veremediği, normalde küçük bir şey olarak gördüğü şey daha fazla patlayabiliyor. İşte bu nedenle kendimize şefkat gösterebilmek, o an ne yaşadığımızı hissedip farkına varmak çok çok önemli diye düşünüyorum. Bazen de şunu düşünüyorum, iş ortamı olabilir, aile ortamı olabilir. İşte hani denir ya, karşıdakini olduğu gibi kabul et. Bazen de bu noktada o kadar çok zorluyoruz ki kendimizi, onu olduğu gibi kabul edip, evet, olumsuz bir tartışmaya sebep vermemek için ama sonradan da müthiş bir patlama oluyor o kişiye karşı. Belki zamanında adım atılsaydı, basit uyarılarla ya da ben evet senin bu davranışından rahatsızım denilseydi belki bu kadar birikmeyecekti. Böyle bir patlama da olmayacaktı. Yani çok doğru bir noktadayız aslında. Bazen bizim algımız şu şekilde oluyor. Karşımıza bu duygumuzu, kırgınlığımızı ifade etmek, sanki ilişkimizi tamamen koparmak ya da öfke patlamasıyla ifade etmek zorundaymışız gibi ama orada ben deliyle konuştuğumuzda, ben sana çok kırıldım ya da ben sana öfkelendim diye ifade ettiğimizde ve zamanında ifade ettiğimizde aslında bu sonraki birçok sıkıntının da önüne geçmiş bir şey oluyor. Ama biz karşı tarafı incitmemek adına ya da orada yaşayacağımız olumsuz bir şeyle mücadele etmemek adına bunu hep erteliyoruz. Sonrasını bekliyoruz. Ama orada bunun doğru bir şekilde ifade şekli de var tabii ki. Öfkeyi de yaşarız, kırgınlığı da yaşarız. Sonuç itibariyle insanız. Her duygu bizim için. Çok da doğal duygular. Aynen öyle. Ama bunların ifade ediliş yollarını öğrenmemiz gerekiyor. Daha sağlıklı baş edebilmemiz gerekiyor bu duygularla. Ne kadar çok biriktirirsek sonrasında patlamalar o kadar zarar verici bir hale dönüşüyor aslında. Evet. Programımızın sonuna geldik diyelim. Ben son olarak izleyicilerimize tavsiyeleriniz nelerdir diyeceğim. Neler önerirsiniz? Şu güzelim bahar mevsiminin tadını nasıl çıkartalım? Öncelikle kendilerini biraz daha tolere etsinler. Hani biraz bu duyguları yaşıyorlarsa bunların geçici bir süreç olduğunu hatırlatsınlar kendilerine. Daha aktif olmaya çalışsınlar. Zaten yorgunuz, enerjisiziz diyenler olabilir ama burada motivasyonun gelmesini beklememek önemli. Çünkü bazen yaptıkça, o işten keyif aldıkça bize motivasyon gelir. Buna
bedenle aktif olmaya, işte spor yapmaya, hareketli olmaya gayret etsinler. Bol bol arkadaşlarıyla görüşebilirler. Bu keyifli paylaşımlar daha olumlu yaşamamızı sağlayacak ve doğayla iç içe olmayı unutmayalım. Doğanın tadını çıkarmaya, o uyanışı izlemek, gözlemlemek bize çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. Uyku, beslenme çok önemli. Açık havada yürüyüşlerle bu süreci daha olumlu yaşayabiliriz diye düşünüyorum ben. Evet, ben verdiğiniz tüm bu değerli bilgiler için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Program konuğumuz olduğunuz için de çok teşekkürler. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine farklı bir konuyla tekrar sizleri konuk etme şansımız olur. Ben de bu keyifli program için size çok teşekkür ediyorum. Mutlu baharlar diliyorum hepinize. Hepimize mutlu baharlar diyelim. Evet sevgili Sağlık Hattı izleyicileri, programımızın bugünkü konu VM Medical Park Bursa Hastanesi uzman klinik psikolog Sayın Gözde Nilüfer'di. Kendisiyle bahar depresyonunu konuştuk. Önümüzdeki hafta yepyeni programlarla yeni konuklarımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.